İyi pazarlar efendim sayın Feminen Adalet seyircileri. Bugün çok özel bir gün. Mayıs ayının ikinci pazar günü, anneler günü. Başta bize bu ülkeyi, cumhuriyeti hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Latife Hanım'ı öncelikle yad ederek programa Zübeyde Hanım'ı yad ederek programımıza başlamak istiyorum. Bugün yine ekip arkadaşlarım İsmail, sevgili İsmail ve sevgili Özlem'le çok değerli bir hukukçu hanımefendiyi konuk ettik. Güne de anlam katması için özellikle bir hanımefendiyi tercih ettik. Hem çok değerli bir hukukçu, devlet eski bakanımız, aynı zamanda bir kadın ve bir babaanne. Bugüne dair kadına biraz konuşalım dedim. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz Öney Hanımcığım. Her zamanki bir zarif bir hareketle bize böyle çok keyifli bir çiçek hediye ederek stüdyomuza. Çok küçük, kusura bakmayın. Rica ederim. Bir umut, böyle karamsar olduğumuz günlerde aslında bir umut ışığı. Aslında kendimiz o umudu yaratabilmeliyiz. Yaratıp sürdürebilmeliyiz. Galiba önce kendimiz umutsuzluğa teslim oluyoruz çoğu kez. Ve yeniden hayata dönmek zor oluyor. Oysa ki biz istersek, hele biz kadınlar, bir yaşam yaratabiliyoruz madem ki. 9 ay karnımızda taşıdığımız bir bebek dünyaya getirerek bir yaşam dünyaya getiriyoruz. Bir yaşam armağan ediyoruz. O halde umutları da biz hayata dönük olarak sürdürebilmeliyiz. Evet, tabii dünya tarihi boyunca aslında dünya birçok acılı ve sıkıntılı dönemlerden geçmiş. Tabii hepsi birbirinden bağımsız ve kendine münhasır dönemler ama bu da hepimiz için, bütün dünyaya global bir sorun ve ciddi bir sağlık problemi şeklinde yansıyor bize. İnşallah bu günleri geçireceğiz. İnşallah. O tünelin en karanlık yeri güneşin göreceğimiz yer. Ümidimizi yitirmemek lazım. Siz tabii ki hem siyasi yaşamınız, hem STK çalışmalarınız, hem hukukçu kimliğiniz nedeniyle Türkiye'de kadına dair birçok sorunun ve çözümün olduğu yerlerde, mecralarda bizzat yer almış bir hanımefendisiniz. Bugün aslında hem güzel şeyleri konuşalım, hem biraz kadını, Türkiye'deki kadını, kadının problemlerini, belki güncel kadına dair birkaç sorunumuz var. Malum siz de biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi gibi, onları değerlendirelim istedik. Tabii, Türkiye'de kadın nereden nereye geldi? Tarihsel olarak baktığımız zaman, Türklerin tarihine baktığımız zaman, sizler de çok iyi biliyorsunuz, kadınlar hakları ve statüleri açısından çok en parlak dönemlerinden birini yaşamıştır Türk kadını. Hem ailede, hem toplumda, hem siyasette, hem devlet yönetiminde kadın erkek eşitliğinin en güzel örneklerini yaşamıştır. Ve bütün o süreç içinde kadın çok saygı görmüştür. Ana kraliçedir, en güvenilen tanrının adı. Ama daha sonraki yıllar, sonraki sosyolojik olaylar, o tarihsel gelişim içinde kadının ne yazık ki o konumunu sürdürmesi mümkün olmamıştır. Ama Cumhuriyet'le beraber Aziz Atatürk'ün kadın erkek eşitliğine verdiği sahici önem ve o inançlı siyaset sonrasında Türkiye gerçekten dünyadaki pek çok kadına örnek olabilecek medeni haklara, siyasi haklara, sosyal haklara sahip olmuştur. Şimdi yine böyle metcezir gibiyiz. Bir yükseliyoruz o haklar açısından, bazen alçalık denizlere geliyoruz. Ama hep de kadın mücadele içinde değil mi? Ama bu mücadele bitmiyor. Hı-hı. Aslında dünyada da kadın olmak zor. Yani dünyada da çok çok rahat, çok bohem, çok kolay bir hayat yaşamıyor kadınlar. Ama bizim ülkemizde gerçekten zor. Giderek muhafazakar iktidarlar döneminde hele kadınlar üzerindeki o manevi baskının da olmasıyla beraber kadınlar için yaşam daha zor olmaya başladı. Siz aynı zamanda çok yoğun da çalışmış bir hukukçusunuz ve siyasi yaşamınızda da, hem de annesiniz. Evet. Gelin bir de o kısmı değerlendirelim değil mi? Yani nasıl oluyor? Çalışan kadın, siyasette kadın, içinde bulunduğumuz siyasi ortamda belki de muhalefet partilerinin kadına yaklaşımı, bakış açısı yeterli mi değil mi? Aynı noktadan başlamıyoruz.
değil mi? Yani bizim start noktamız farklı. Sizin biraz daha geride. Tabii. Ben siyasete mahalle delegeliğinden başladım aslında. Delege seçimleriyle başladım. Kemal Anadolu benim eski milletvekili arkadaşım, hemşehrim demişti ki ilk SODEP kurulurken, bak bakan bile olsan, ki hiç o zaman hayal bile yok. Evet. Bakan bile olsan, eğer mahallende delege olmadan başlamışsan bu işlere, hadi canım sen mahallende delege bile olamadın denir, sen önce şu delege seçimlerine bir gir demişti. Öylece sonra ilçe başkanı oldum ve siyasetin her kademesinde yer aldım gerçekten o kurullar olarak. Nasıl? Ereğli. Ereğli'de ilçe başkanı oldum. Karadeniz Ereğli'de ve benim ilçe başkanı olduğum o kongrelerde ben ilk kez Türkiye'de seçim kazanarak ilçe başkanı olan ve iki dönem üst üste olan tek kadın siyasetçi oldum. Sizin döneminizde peki kadın ilçe başkanı şimdikinden daha azdı değil mi? Tabii çok daha azdı. Yadırgandınız mı peki? Ben de onu merak, asla bir şey merak ediyorum. Peki yadırgandınız mı yani böyle bir seçim? Kabul denilmekte değil mi? Ama zaten o kongrede 5 tane kadın delege vardı. Geri kalan 395 delege erkek ve ben onların oylarıyla seçildim. Aa, o daha da güzel. Yani o bakımdan çok güzel. İkinci kongrede yine aynı şey oldu. Kendi ilçem beni en iyi tanıyan ilçeydi tabii. Yani onlar büyük bir güven içinde oy verdiler. Hiçbir kadın ilçe başkanı olmamış bugüne kadar. Çok alışkın oldukları bir siyasi model değil. Ama ne kadar ilerici düşünceye sahipler ki, hep şükranla anıyorum. O bölge ama öyle değil mi? Zonguldak öyledir. Evet. Zonguldak ve ilçeleri öyledir. Ben seçimle ilçe başkanı oldum. Şimdi hem ilçe başkanı oldum, hem avukatlık yapıyorum, hem çocuklarım küçük. Anneydiniz değil mi o zaman? Tabii iki oğlum da o zaman daha küçüklerdi ama biraz zorlandığım oldu tabii. Küçük oğlum, ben kongrelerimizin olacağı gün inşallah kaybedersin diye yolcuyuz diyoruz değil çünkü mi? Çünkü annenin orada kazanması demek evde kaybetmeleri demektir çocukların. Tabii bu duygu anneler üzerinde sanıyorum, siyasetle ya da çalışan bütün kadınlarda vardır aynı zamanda. Çocuklarına daha iyi bir anne rol model olabilmek için daha olağanüstü de gayret sarf etmelerini zorunlu kılıyor. Depar alırız hep değil mi? Böyle bir koşarız. Evet, yani koşmamız, gözümüzün bakışı, kucaklayışımız, sevgimizi ifade edişimiz, bu bol hediyeli falan anlamında söylemiyorum. Onun çok doğru olmadığını da bilenlerdenim ama... kontrollü bir sevgi yine olmalı elbette, fakat o bir suçluluk duymamak adına, yani orada yaptığımızın da doğru olup buradaki anneliğin de ikisinin örtüşebilen o optimumunu bulabilmek adına duygusal olarak biraz yoruyor tabii insanı. Bir de sıkışmışlık hissediyor değil mi kadın? Sıkışmışlık hissediyor. Yani ne olursa olsun yine sofrayı okurmak zorunda. Yine işte çocuklarıyla, dersleriyle ilgilenmek zorunda. Çalışan kadın olarak da olsa. Ki ben eşim bu kadar hoşgörülü ve anlayışlı olmasa siyaset yapamazdım gerçekten. Çalışan kadın olmak başka bir şey. Ama bir de siyasetçi kadın olmak ve çok aktif siyasetin aktif, içinde olmak... Gerçekten çok zor. Çok zor hem de. İçindesiniz. Elbette. Saat mefhumu yok. Korkunç. Bazen uyanınca... Erkek egemen bir topluluk içindesiniz. Hoşgörü de... Tabii aynen öyle ve ilçenin de başındasınız. Bir tabii, partiyi temsil ediyorsunuz. Bir akşam elektrikler kesik, telefon çaldı. O zaman cep telefonları yok tabii sabitten. Dedi ki başkanım bizim evin elektriği kesildi dedi. Ya buyurun çözün. Bizimki de kesildi dedim ama benim elektriğimin ışığı yanmalı dedi. Sen ilçe başkanı değil misin, bunu halletmelisin dedi. Yani ilçe başkanının görevlerinin içinde hepsinin olduğunu, böyle her şeyin olduğunu öğrendim. Yani iş bulmak, karakolda yardım istemek, sağlıkta destek istemek filan, bunlar normal ama elektrikler kesilince teknik arızalar lazım. Sen ilçe başkanı değil misin deyince böyle bir görevimin de olduğunu düşünerek. Sizden çok ciddi taleplerde bulunan bir kesime hitap ediyorsunuz. Hepsini idare edebilmek her çok kolay talep, bir şey. Tabii ki. Ve bununla ilgili en güzel anı zaman anlatmışımdır. Bakanlık görevim bitti. Ankara'da oturuyoruz. Aradan 4 sene falan geçti sanıyorum. Bir gün postacı geldi. Bir bana baktı, bir zarfa baktı, Abla bu sen misin dedi. Zarfın üstünde Onay Alpakon. Kari Bakanı idi Ankara yazıyor. Azerbaycan'dan falan mı? Sokak, apartman, ilçe hiçbir şey yok.
hatta yaşayıp yaşamadığımdan da çok emin olmayan bir ifade. Onay Alpakon Kari Bakanı idi Ankara. Bu mektup o kadar çok yer gezmiş ki, ben bu işte zarf dolaşmış, bakanlık, başbakanlık, parti ama falan. Ama doğru yere gelmiş. Ve geldi ve buldu ya, yani bu mucize gibi bir şey. Şimdi mektubu yazan Trabzon'un bir ilçesinden bir öğretmen tayini istiyor. Bir ilçeden bir ilçeye tayinini. Diyor ki sen şimdi bakan değilsin biliyorum diyor. Ama sen iyi karısın, bunu yaparsın diyor. Demek öyle bir görev vermişsiniz. Evet ya, öyle duygu, yani yetişir, onu hissetmiş olması da çok önemli. Yani 4 sene geçmiş ama. Aradan unutmamış, güvenmiş, yapabileceğime ilişkin bir ön kabulü var. Ben de telefon açtım o dönem Milli Eğitim Bakanlığı'na. Dedim ki yani usule mümkün, durumuna filan ters değilse, eğer olabiliyorsa yardımcı olabilir misiniz? Ne demek önemli, gayet tabii dedi. Bir bakalım, eğer olabilecek durumdaysa yaparız dedi. İyi oldu, haber verdiler. Fakat ben bildiremedim. Çünkü o kendi adresimi yazmamıştı. Benimki zaten gitmiş olsun. Ama yapıldığını görünce mühim olan onun yapılmasıydı zaten. O nedenle siyasetçilerin kimi zaman aktif siyasette olmasalar dahi taleplerin karşısında sorumlulukları demek ki devam ediyor. Bu örnek bana onu göstermiş. Bir de tabii halkı temsil eden mevkilerde olduğumuz için halkın da talepleri bu konuda bazen sınırsız da olabiliyor. Sınırsız da olabiliyor. Bazen anlatıyorsunuz yapamayacağınızı, olamayacağını. O zaman üzülüyorlar. Yani sanki elde bir sihirli değnek var ve ne istenirse olurmuş gibi belki bakıyorlar. Ya da şu andaki iktidar partisine bakınca hiç sihirli değneğe falan gerek kalmadan her istenenin isteyene göre olabildiğini görüyorlar. Biz ancak dediğim gibi işte burada uygunsa, ters bir durum yoksa, yasaların engellemediği bir hal içindeyse bu talepler yerine getirilsini istedik. Peki bugün siyasi partiler, özellikle muhalefet partilerinde kadının pozisyonu yeterli mi sizce? Yani benim gözlemlerim var ama siz de bunun çok içindesiniz tabii. Ya da daha neler olmalı? Aslında bu konuyu daha önce başka bir programda da irdelemiştik. Kadının siyasetteki yeri, evet, önemi ama mevcut konumu yeterli mi, yetersiz mi? Valla siyasette kadının ne kadar sayısının az olduğunu hepimiz gördük. Dünyadaki pek çok ülkeye baktığımız zaman Türkiye'nin ne kadar geride olduğunu da gördük. Yani bunun için ille İskandinav ülkeleri, Kara Avrupası ülkelerine falan gerek yok. Afrika'da, Asya'da pek çok ülkenin parlamentolarındaki kadın sayısı Türkiye'deki kadın sayısından çok daha fazla. Bu bir somut tespitimiz. Ama sadece buna sayısal olarak da bakmamak gerekiyor. Yani kadın siyasetçilerin kadın duyarlılığı içinde de siyaset yapması gerekiyor. Bir de etkili olup olmadıkları da önemli değil mi? Rakam o zaman bir anlam ifade etmeyebiliyor. Etmeyebiliyor. Yani o bilgi donanımıyla gelmiş olmaları. Hani erkekler için gerekli mi, gerekli değil mi peki bilgi donanımı? Tabii ki erkekler için de gerekli ama biz kadınların çok daha iyi bilmesi, çok daha başarılı olabilmesi, çok daha doğru siyasi kararlar alabilmeleri gerekiyor. Kadın olduğunuz zaman projektörlerin hepsi üzerinizde oluyor. Bir de tabii, pardon bölüm, bir de tabii kadın siyasetçi olunduğu zaman tahmin ediyorum hem cinslerimizle ilgili ekstra sorumluluklar da yükleniyor değil mi? İster istemez Sayın Bakın. Elbette yani. Çünkü biz hayatı yaşayan biliyor. Yani kadınların nasıl yaşadığını biz biliyoruz. Taleplerinin ne olduğunu, ne olabileceğini, bedellerini, acılarını, isteklerini, yani o hayatın içinden süzülüp gelenler olduğumuz için en iyi biz biliyoruz. Evet. Dolayısıyla biz o bilgiler ve deneyimlerle kadınların hayatını etkileyecek kararların alınmasında söz sahibi olmalıyız. Ama o kararları erkekler dünyası alıyor ve hiç bilmedikleri bir dünyaya ilişkinde kararlar alıyor. Biz de o kararlara uymak durumunda kalıyoruz. Burada büyük bir çelişki var. Büyük bir çelişki var. Kadın sayısı yeterli değil.
kadınların sayısının neden yeterli olmadığı da siyasi partilerin genel başkanlarına sorulması gereken bir soru. Tabii. Çünkü Türkiye'de bugün hepimiz biliyoruz ki genel başkanlar kalemi alıyor eline, listeleri aşağı yukarı, yukarıdan aşağı kendileri yazıyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sınırlı sayıda yaptığı ön seçimler hariç büyük ölçüde bu böyle yapılıyor. Böyle yapılınca kadınların orada yer alıp almamaları o takdirin içine giriyor. Takdir ederse genel başkan işte yazmış oluyor. Halbuki artık sosyal demokrasilerde, hatta Hristiyan Demokrat partilerde, muhafazakar partilerde bile Avrupa'da biliyorsunuz genel başkanları mesela bütün üyeler seçiyor. Delege falan diye bir şey kalmıyor artık. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı ön seçime giriyorlar. Aslında daha doğru bir sistem. Daha doğru bir sistem. Çünkü yani bu türlü keyfiyetle oylarını kullanıyorlar. Delege ağları başlıyor. Şimdi delege sistemi yok üstadım, şimdi artık. Tabii de üstadım siz mahalleden başlatmak istiyorsunuz. Tabii hala bizde var. Ben de mahallede, ilçemde siyaset yapıyorum, ilimde siyaset yapıyorum. Şimdi hep delegelik. Tüm kadınlar gerçekten lokomotiftir. Kadın kolları tüm partilerde özellikle sahada öyledir. Ve teşkilatta evet, müthiş mi? Müthiş çalışırlar. Hani siyaset dendiği zaman sadece parlamento düşünülmemesi lazım. Bence orada, alt temelde tabii, çok yeri var. Orada lokomotifler ama maalesef sonuçta günün sonunda erkeklere hizmet eder duruma geliyorlar. Çünkü listeleri hazırlayanlar erkekler. Hı hı. Seçim bu delege ağalığı meselesinde oturuluyor. Şeyler listeler hazırlanıyor. Çarpı. Sadece mahallelerde değil, ilçeye çıkıyorsunuz, ile çıkıyorsunuz, kongre delegesi, İşte belediye başkanları olsun, milletvekilleri, yani sistem bu. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir şey yapıldı. %33 yanlış hatırlamıyorsam, değişmediyse kadın cinsiyet kotası var. Kadın ya da erkek ama cinsiyet kotası var. Ama bu da yeterli değil. Çünkü dediğiniz gibi en sonunda, var ama bu. En sonunda zaten fermuar sistemi olarak milletvekili olduğu zaman fermuar sistemi şeklinde yani 1, 3, 5, 7 genel başkan yazıyor. Geriye ön seçimden kim nasıl gelecek? O da her yerde ön seçim yok zaten. Aslında ciddi de bir adaletsizliğe yol açıyor. Çünkü tabii. Gerçekten demokrasi çok çok önemli. Görev alacak ve faydalı olabilecek insanlar sistem dışında kalabiliyor. Tabii. O zaman samimiyet de tartışılıyor aslında. Aslında biraz önce Sayın Bakanım Atatürk'ün kadınlara hakları teslim etmesinden bahsederken samimiyetten tabii. Bahsettiniz. Yani esas kıymetli. Olan bence o. Yani gerçeklik ve samimiyet. Atatürk kadınlara haklarını teslim ederken. Daha Kurtuluş Savaşı devam ederken bir Fransız gazeteci soruyor Aziz Atatürk'e. Savaş bittiği zaman kadınlarla ilgili ne düşünüyorsunuz diye soru sorduğu zaman anında hiç tereddütsüz şöyle yanıt veriyor. Elbette tam eşitlik diyor. Yani. Cumhuriyet Başkanı olmaz zaten. Bir şey yok. Elbette ile başlıyor yani, bugünden farkı, diye. Bugünden farkı şu. O günkü samimiyet bugün yok. Bugün ya bizim bu listelere birkaç da kadın ekleyelim diye kadınlar ekleniyor maalesef. Birazcık yani, sanki liyakat esas alınarak değil. Şov. Samimi toplumun ihtiyaçları göz önünde alınarak değil de ya işte bulunsun gereklilik özellikle. Ama kadın kotası orada, var mı? Var. Ama orada da şöyle bir şey yani var. Bu samimiyet bugün daha sonra bizim istediğimize oy verebilecek kadınlar. Tabii. İşte liyakat yok onu demiyor. Bence daha ileri gitmeyelim. Disiplin yolu gözüktü maalesef gibi. O günlerdeki samimiyet keşke tabii. Bakın kadınlara mesela belediye başkanları ne kadar çok yakışıyor. Ya. Ve de çok da başarılı değiller. Bu kadar çok da başarılı değiller. Ama İstanbul'da bir tane kadın belediye başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Sultan Gazi mi? Orada var bir yerde galiba. Var biliyorum. Başka yok. Ankara'da kadın belediye başkanı yok. Yani Sancaktepe, pardon. Yani buralarda olmadığı zaman Anadolu'da olması çok daha zor. Tabii, imkansız oysa ki neredeyse. İmkansız neredeyse. Oysa ki kadınlara o kadar çok yakışıyor ki yerel yönetimlerin başında olmak. Bir de aslında biliyoruz ki biz hepimiz hukukçu olduğumuz için mesela adli mekanizmada o kalemlerde çalışan bireylerin çok büyük bir kısmı kadındır. Ve kadın sistem kurmada ve sistem yönetmede başarılı bir beyin aslında. Doğamıza uygun. Çünkü biz hani birkaç işi bir arada yapma. Tabii. Bir şeyleri yaratma.
sistem kurma, düzenler ki mesela yaratılışımızda kadınları mı? Siz çıkarın sistemin içerisinden, adli mekanizma çöker derler. Aynı şey aslında bu siyasi parti sistemine de etkin bir şekilde uygulansa mükemmel gidebilir, ama sanırım istenmiyor değil mi Öney Hanım? Şimdi bakın biraz korkuyorsam. Cumhurbaşkanı geçenlerde eylem planı, insan hakları eylem planı diye bir açıklama yaptı. Daha sonra Adalet Bakanlığı bu eylem planı takip kurulu diye bir kurul oluşturdu. Olup olmadığı takip edilecek. Bu takip edilecek. Ama esas önemli olan şu, bu kurul diyor ki insan hakları standartlarını yükselteceğiz. Güçlü toplum, özgür birey ve daha demokratik bir Türkiye. Peki burada o zaman eğer güçlü toplum diyorsak, toplum kadınlardan ve erkeklerden oluşmuyor mu? Eğer kadınlardan ve erkeklerden oluşuyorsa bu kurulun nerede? İçinde bir tane kadın ya. Yok. Bir tane kadın yok. Çok şaşırmadım. Yani özgür birey demek ki erkekler özgür olacak. Doğru. Evet. Güçlü toplum, erkeklerin güçlü olduğu bir toplum. Evet. Daha demokratik bir Türkiye, onu hiç konuşmayalım zaten bu durumda. Yani şu kurulun içinde bile bu vizyonu tarif ederken bir tane bile, bir tek kadın bile yoksa, onun dışında artık siyasetin içinde kadın neden bu kadar az sorusunun yanıtı aşağı yukarı belli oluyor. Geçenlerde şimdi, muhalefet partilerinden birinin kadın kolları başkanı erkek seçildi. Görmüşsünüzdür belki o haberi. Yani kadın kolları, o grubun içinde zaten kadın yok da başkanı da erkek seçildi. Kollar da olmasa zaten çok iyi olacak da istemiyorum o kolları. Peki konuyu hemen şeye bağlayalım. Kadınları çok ilgilendiren ve gündemimizde olan bir konuya, gelişmeler var çünkü o konuyla ilgili. Bir cumartesi sabaha karşı yine iki dudak arasından çıkan bir kelamla uyandık. İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çekilme iradesi sergilendi. Çok tartışıldı. Bu programlarda da çok konuştuk. Çok konuştuk. Ve gelinen noktada aslında İstanbul Sözleşmesi ve ona bağlı olarak uygulamada olan 6284'te yaşamsal ve şiddete dayalı çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz adli mekanizmada. Bildiğimiz kadarıyla da Temmuz'un başı itibariyle 3 aylık süre dolacak. Şu anda ne oluyor uluslararası mecrada, Avrupa'da, yurt dışında bu konuyla ilgili sanırım bir çalışma var. Evet, içinde benim de olduğum bazı kadın çalışma grupları var. Çok sayıda kadın çalışma grubu var ve herkes elinden geldiği kadar bu konunun üzerinde çalışmaya gayret ediyor. En son 11'inde, Mayıs ayının 11'inde, yani 10. yılında İstanbul Sözleşmesi 11 Mayıs'ta kabul edilmişti biliyorsunuz. 10. yıl nedeniyle Berlin'de bir Avrupa Konseyi toplantısı var. O toplantıya Türkiye'yi temsilen de zaten Grevio'muzdu bizim. Feride Acar Hoca katılacak. Açılışta o bir konuşma yapacak. Tabii şey de çok sıkıntılı bir durum. Uluslararası bir mecrada, toplantıda kendi ülkenizin ayıbını, yanlışını, eksiğini konuşmak durumunda kalıyorsunuz. Mesela ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava dilekçesi yazmadım yıllardır. Yani kendi ülkemizi şikayet eden bir dilekçeye ben katkı yapmamalıyım diye düşünmüştüm. Sonra baktığınız zaman asıl olan insan haklarıysa bunun çok fazla seçme hakkınızın da olmadığı noktaya geliyorsunuz. Bir de çaresiz kalıyorsunuz. Çünkü tükeniyor burada seçenekler. Aynen öyle. Şimdi burada da tabii zor bir konuşma, zor bir toplantı zor Türkiye gerçekten açısından. Neresinden savunacağınız, ne kadar kötü dediğiniz zaman hiçbir şey yok. Ne diyebilirsiniz? Yani çıkmış olmak bir ayıp. Çıkma yöntemi daha da ayıp. Uluslararası bu anlaşmaya kabul ve şeklinin dışında kadar büyük bir şölene çeviriyorsunuz ki o kabulü böyleyken birden çıkmış olmanızı nasıl anlatacaksınız? Bir hukuki temeli de yok. Tabii. 104. maddede öyle bir hukuki temeli de yok. Tabii tabii, 90'a göre yok, 104'e göre yok, hiçbiri yok. Ama bir de onun yanı sıra işte dediğimiz bu hukuki açıklama yapma noktanıza da sıkışıyorsunuz. Yani meclisin Roma hukukundan kalan bir kural vardır biliyorsunuz. Bir şeyi nasıl bağlarsanız öyle çözersiniz der. Nasıl kabul edildiyse, nasıl kabul edildiyse öyle kaldırılması lazım. Yani meclis oy birliğiyle kabul etmişse, hatta meclis oy birliğiyle fesih kararı vermeli. Hani bırakın oy birliğiyle vermese bile meclisten çıkmalı. Meclise bile gidemedi ki oradan çıksın. Zaten işte burada sistemi belki girerek yine parlamenter
sistem ihtiyacımızın üzerinde durmak lazım. Zaten sıkıntı evet. Bugün gelinen noktada yaşadığımız sistemsel bir sorun. Tamamen. Sistem ve zihniyet sorunu. Hı-hı. Yani eğer bu sistem içinde bile eğer o siyasi irade gerçekten kadının şiddet görmesinden yana değilse, kadını korumaktan yana ise. İşte samimiyet burada devreye giriyor. Samimiyet ve düşünce ve zihinsel kabulün ne olduğu önemli. Yani ben hep onu söylüyorum. İstediğiniz yasayı yapın. Hı-hı. Yasaları değiştirin. Kafaları değiştirmedikten sonra yasaların değişmesinden hiçbir çıkar elde edemiyoruz. İşte uygulayıcılar olarak yaşıyoruz tabii, Sayın Bakan Efendimiz. Şimdi yani bir belki Haziran ayında büyük bir miting yapılması düşünülüyor Türkiye'de. Hı-hı. Evet. Yine Avrupa Konseyi'nin bu konuyu Temmuz ayı gelmeden ele alıp da, çünkü sözleşmeden nasıl çıkılacağına ilişkin bir hüküm yok. Ancak taraf devlet diye başlıyor cümle. Taraf devletin çekilmesi diye de devam ediyor. Ama tabii buradaki devlet Türkiye'de şahsım devlet olduğu için devletten o anlaşılır hale gelmiş. Şahsileşmiş durumda oluyor. Şahsileşmiş. Buna bir açıklık getirilmesi için çalışma yapılması talebi var. Yani bu çıkışın daha ayrıntılı, daha açık yazılması gerekir. Nasıl çıkılacağına ilişkin bir hüküm konması gerekir diye. Yani kadınlar vazgeçmiyor. Çünkü biz bir de şunu söylüyoruz. Siz de biliyor, eminim aynı şeyi düşünüyorsunuz. Şimdi çıkış bir kararnameyle oldu. Halbuki uluslararası sözleşmeler kanun hükmünde ve kanun ancak başka bir kanunla kaldırılabilir. Böyle olduğu için biz bunun hukuken kaldırılmış olmadığını, halen yürürlükte olduğunu. Aslında tartışmaya bile gerek yok gibi bakıyoruz. Aynen öyle, öyle bakıyoruz, öyle ifade ediyoruz. Tabii bizim söylememiz bir de devletin o denetim ve sorumluluk görevlerini yaparken karşılaştığımız durumla çok uyuşmuyor. Yani bu böyle ama hukuken uygulamada bunu böyle yaşayamıyoruz noktasına maalesef. Geldiğimiz zaman o sözleşme kalktı diye bakıyor karşınızdaki görevli. Çünkü bir devlet başkanının hakim olduğu bir sistemde, şu anda içinde bulunduğumuz sistemde hangi hakim veya savcı onun dışında, o kelam dışında çok kolay bir iş değil. Öyle bir durum yaratıldı. De facto bir durum var ortada aslında, değil mi? Evet. Hiçbir şey hukuki değil. Bir de şey de tartışılır hale geldi. Pardon, yani 6284 de aslında İstanbul Sözleşmesi devamı gibi algılanan bir yasa olduğu için şu anda o da tartışılır. Çok da uygulanmaz hale geldi. Yani kadına karşı de kanayan şey yaramız zaten. Bir şey okuyabilir miyim? Bunu özellikle bugün getirmek istedim. Şimdi şu cümleleri duysak kime aittir diye düşünürüz. Dese ki bir yer. Ülke genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği bugün en çok itiraz edilen kavram ya. Evet. Burada böyle bir cümle var. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi zorunlu hale getirilmelidir. Ya da toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların devletin bütün plan ve programlarının içine entegre edilmesi gerekmektedir. Ya da şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleştirilen kadınların buradan çıktıktan sonra kendi ayakları üzerinde durmayı başarmalarını sağlamak için kaynaklardan geçici konut tahsisi yapılmalıdır diye devam eden cümleler. Tarihine baktığımız zaman bana yani şey bilmiyorum, bu bir tramvay gibi geldi. Hani demokrasi tramvaydı ya. Bu da sanki tramvaymış gibi geldi. Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin özü şeyi bu. Özü kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir ve devlet bir yükümlülük altındadır. Bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın i̇şte sözleri. Tramvay bu. Ne zaman söylemiş bunları? Kabul edildiği yıl mı? 2016 yılında. Ha. 2016 yılında başbakan iken çıkardığı bir genelge. Çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle diye başlayan bir cümleyle alınacak tedbirlerle ilgili bir genelge. Her cümlesine hayran olmamak mümkün değil. Ama samimi değil işte geldiğimiz noktada. Şimdi kadın erkek eşittir sözü de bu genelgede kendi imzasıyla, başbakan imzasıyla yazmış.
Ama şimdi çıkıyor diyor ki benim fıtratımda yok. Tabii, kadın erkek eşit başka. Olamaz diyor. Tabii. Yani Cumhurbaşkanı'nın fıtratında olup olmaması önemli değil ki. Cumhuriyet'in fıtratında var kadın erkek eşitliği. Ama benim fıtratımda yok diyor. Oysa ki burada... Onu ancak kendi ailesinde uygulayabilir bir insan değil mi? Tabii ki. Şimdi şu genelde... Yani oradaki ya. Özgürlük alanı kendine şimdi aittir. Problem şu aslında, egemenlik mücadelesi hep diyorum ya. Cumhuriyette kadın ve erkek doğal olarak halk olduğu için eşittir. Bizim mücadelemizde eşit bireyler mücadelesi. Ama daha önceki sistemde, monarşilerde öyle değil. Monarşilerde bir egemen var. Bu hükümdar olur, aşağıda ailede erkek olur. İşte aile reisliği böyle kavramı bir, vardı evet, mesela böyle bizde. Bir hiyerarşi vardır. Şimdi o hiyerarşiyi canlandırmak istiyorlar. Yeniden monark yaratma projesi bu. Vallahi şu aile genelge uygulansaymış. Moral. Bakınız daha dolu. İçinde her biri birbirinden kıymetli cümleler. Mesela toplumsal cinsiyet eşitliği kavram olarak en çok işte o bir avuç grubun karşı çıktığı o tırnak içindeki söz oldu. Toplumsal cinsiyet. Evet. Ama orada da Öney Hanım hep bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Aslında bu konuyu biraz irdelemek lazım. Bir takıntı oluştu. Neymiş efendim? Bu sözleşme LGBT'li bireylerin yaşamlarına çanak tutan, onaylayan, sistemi onaylayan bir düzenleme. Şimdi o zaman toplumda var olan bir realiteyi yok sayıyorsun sen. Yani toplumda cinsiyet farklılığı olan bireyler var. Bu da son derece doğal. Ve tam tersine kendi içlerinde de o muhafazakar kesim dediğimiz kesimin içinde de çok yaygın bu. Yani onlar da maskeli dolaşıyorlar aslında. Şimdi böyle bir realite varken buradaki düzenlemenin varlığı, var olanı inkar etmek anlamsız bir... Ama onların fıtratında var bakın. Niye? Çok özür dilerim. Evet, onu konuştuk. Niye? Çünkü sizin nasıl doğum yapacağınıza kadar karışabiliyorsa... Sayıya kadar. Evet. Sayısı ve yöntemine kadar. Sezeryen mi olacak onun için? Yani o zaman sizin cinsel kimliğinizi de ortaya koyuyor. Ama aslında Osmanlı'da da değil mi? Onlar hep saklı. Bunlar tabii var. Var yani bildiğimiz burada tabii kavram olarak. Ne kitaplar var, ne şeyler var, divanlar var. Bakın divanlar var. Ama burada LGBT için... artı birlerin yazılışı sevgili arkadaşlarım... böyle çok özel bir grubu seçmek adına filan değil. Onları şiddet da. Şiddet gören herkesi içine aldığı için onları da engelliler var, çocuklar var, yaşlılar var. Yani dezavantajlı gruplar. Dezavantajlı gruplar, daha şiddetin karşısında daha korumasız kalan gruplar ve sosyal devletin de temel görevidir bu. Ki aslında bizim ülkemizde çok net hepimiz biliyoruz ki bu dezavantajlı gruplar özellikle LGBT'yi konuşuyorsak toplumda çok ciddi bir saldırıya uğruyor. Yani sokakta da öyle, sosyal hayatta da öyle, iş hayatında da öyle. Dolayısıyla özürlü insan için de aynı şey geçerli. Cinsiyet farklılığı olan insan için de aynı şey geçerli. Geçenlerde yine bir bakan çıkıp bu ülkede erkekler de şiddete uğramıyor mu gibi bence absürt bir cümle söyledi. Çünkü bizim konuştuğumuz kadının kadın olması nedeniyle uğradığı şiddet aslında. Yani seni istemiyorum, senden boşanmak istiyorum dediği için yani kadın olduğu için maruz ve kaldığı şiddet. Ve hayatına ilişkin kararları kendisi almak tabii, istediği için. Tabii. O bağımsızlık o. Yani kadın sen diyor kadına bu bağımsızlığı veremezsin. Bu da benim işime gelmiyor diyor aslında parantez içinde değil mi? Peki biz şunu merak ediyorum. Yani şimdi 2011'de kabul edilen bir sözleşmeden bahsediyoruz. Dediğiniz gibi böyle o kadar alayıp bayram havasında ilan tabii, edilmiş tabii, falan tabii. Bir sözleşme. Başarı. Öyle bu LGBT'yi 2021'de girmedi ki bu sözleşmenin tabii içine. Kabul edilirken de, imzalanırken de bu vardı. Gayet. Niçin bugün tartışıyoruz bunu? Şimdi, zaten mevzu LGBT değil, hepimiz biliyoruz da. Biz bunu niçin bugün çünkü tartışıyoruz? Çünkü toplumun bence dini duygularını evet kullanarak etki yaratmak yani suretiyle bir infial yaratmaya 2011'den bu yana bu sözleşme metni aynı metin. Sonradan bunun için eklenen bir şey yok. Ne oldu da biz bunu bugün biz tartışıyoruz? Herhangi bir maddeye çekince de koymamışız. Tabii evet, olduğu gibi. Yani onu sonradan koymadığımız gibi herhangi maddeye mesela Polonya'nın hala çekince taşıyan maddeleri var. Ama bizim hiçbir maddeye koyduğumuz herhangi bir çekince de yok. Şimdi bence daha vahim olanı buradaki sonucun giderek diğer kazanımlarına kadar, kadınların kazanımlarına kadar, hukuki kazanımlarına kadar
inme tehlikesinin oluşudur. Başladık bunu yaşamaya. Böyle bir kurulları var, bu sözleşmeye karşı çıkanların kurduğu bir kurul var. Orada 4 sayfa halinde taleplerini yazmışlar. Yani bu talepler içinde çocukların istismarına yönelik uluslararası sözleşmelerden, SEDAV'dan ve benzeri sözleşmelerden çekilmek sayıldığı gibi medeni yasayla ilgili çok sayıda değişiklikte talepler, evet, kadın lehine olan ya da eşitliği gösteren bir takım düzenlemelerinde geri çekilmesiyle ilgili hem ceza kanununda ama daha çok medeni kanunda o kadar çok maddeleri var ki hazırladıkları. Şimdi sarı öküz hikayesi gibidir biliyorsunuz. Sarı öküzü bir kere verdiyseniz, yani bir aciziyet gösterip ödün vererek birine eyvallah dediyseniz, daha sonrakiler de sıraya giriyor. Bunların da devamı gelirse eğer, o zaman Türkiye'de yaşamak çok daha zorlaşır. Şimdi işte. Sayın Bakanım, zaten gelmedik mi hızla da her gün görüyoruz. Yani elin arkada dolaştığı için bir insanın hakkında soruşturma açılması ya da emniyet güçlerinin suç işlerken çekilen görsellerle ilgili, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi konuyla alakası olmayan, çıkıp biri de diyor ki bugüne kadar hukuk mu yoktu? Evet, yoktu. Çünkü kapalı kapılar arkasında kamu görevlileri suç işliyorlardı ve gariban vatandaş bunu ispatlayamıyordu. Söylese de ispatlayamıyordu. Dolayısıyla bu akıllı telefonların deşifre olmak açısından, suçların deşifre olması açısından büyük bir önemi oldu. Ama ne oldu? Gelinen noktada aslında ana problemimiz, hep konuştuğumuz, işte gazeteciler içeride, ciddi hukuksuzluklar var. Düşünceye vurulan pranga, hedef o. Yani kadınların da güçlenmesi bu manada aslında rahatsız ediyor iktidarı. Baroların varlığı gibi. Neden rahatsız ediyor? İşte içki yasağı ile ilgili barolar dava açtı. Çünkü baroların böyle bir yetkisi ve görevi de var aslında. Bunların varlığı... Kamu yararına. Evet. Değil daha mi? Öncesi de var, yani sadece o değil. İlk rahatsız etme nasıl başladı? İşte kumpas davaları, o zaman birlikte yürüyorlardı, ağlıyorlardı, aynı yağmurda ıslanıyorlardı ya, işte o dönemlerde kumpas davalarına karşı, oradaki adil yargılanma hakkına karşı barolar dimdik ayakta durdu, yapamazsınız dedi. Biz her salona gittik, o duruşmaları izledik gözlemci olarak. Bir de yani barolar aslında içinde bulundukları siyasi görüşü temsilen de değil, sadece haksızlığa ve adaletsizliğe dair. O manada siyaset tabii yapmıyoruz biz. Biz hukuk mücadelesi yapıyoruz. Başka parti gelir, o da böyle bir şey yaparsa, o partiye da karşı da aynı tabii şeyi yaparız. Orada parti meselesi değil ama onlar o şekilde algılıyor. Ve o dönemde ne yaptılar biliyor musunuz? O dönemde 7 kişi bir araya gelip böyle ufak ufak bir sürü dernekler kurdular. Sonra televizyonlara çıkıp bilmem ne hukuk derneğinin başkanı gibi böyle garip sıfatlarla halkın zihniyle oynamaya çalıştılar. Ama zaten bir zihin manipülasyonu yaşıyoruz. Daha sonra baroları ele geçirmek için önce bir yönetim kurulunda nispi sistem olsun, herkes oyu oranında desin, ama hiç bakanlar kurulunda bundan bahsetmediler. Orada başkanı ele aldılar. Baktılar yapamıyorlar. Kaybedenler kulübü hep onlar, çünkü bizde seçimlerde kaybedip milletvekili oluyorlardı. O milletvekili olan arkadaşlar da yeni formül buldu. Paralel baro kurulma. İkinci barolar da böyle kuruluyor. Hikaye bu. Şimdi bizim baroların derdi bitmez ama hepsi çok doğru. Ben yine toplayıp 6.284'e getirmek istiyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin iptali 6.284'ü tartışılır hale getirmeye başladı. Uygulamasında sıkıntı var. Uygulamada biz hep söylüyorsun, koruma kararlarına yapılan itirazlar kabul görmeye başladı. Koruma kararı almakta zorluk yaşamaya başladık. Biraz önce söylediğiniz başka sakıncalar da var. Bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Neler yapmalıyız? Valla bundan sonrasında siyasi parti farkı gözetmeksizin kadın haklarını çok siyaset üstü, partiler üstü demiyorum hatta, siyaset evet üstü görerek bir arada mücadele etmek lazım. Eşik grubunun toplantıları oldu, siyasi parti temsilcilerin ile meclisteki milletvekilleriyle ben de konuşma yaparak aynı şeyi söyledim. Çünkü kadına karşı şiddet töre tanımıyor, bölge tanımıyor.
Siyasi partin nedir diye sormuyor. Sen nerelisin demiyor. Etnisiteni merak etmiyor. Sadece kadın olduğun için öldürüyor. Öyleyse bir tek orada eşitlik zaman... var değil mi? Yani hiç fark yok arada. Yani evet, coğrafya tanımıyor. Başka evet, bir kriteri yok. Öyleyse bizim de buradan yola çıkarak, aramızdaki bütün farklılıkları bir yana koyarak, sadece kadın olduğu için ve hayatına ilişkin kararları kendisi almak istediği için, hayatına son verilen kadınlar için ne yapacağımızı görmemiz lazım. Ya bir olayı, hele vahşice işlenmiş bir cinayetse, günlerce etkisinde kalıyoruz. Bir Özgecan cinayetini ne kadar içimizi yakarak gördük. Yani hele annesinin, keşke kızımı silahla öldürseydiler, parçaladılar, ne kadar canı yanmıştır sözü. Hangi vicdanı sızlatmadık? İnsan olan herkesi yaralar. Evet. Ya da anne ölme diyen bir çocuğun sesi. Ya da kanıyla katillerin ismini yazanlar. Ya da sadece yolda tanımadığı bir erkeğin, sadece bir kadının olduğu için öldürülen Balerin Ceren'di galiba ismi, cinayetleri. Evet. Yani o kadar çok ki. Şimdi bunlar bu demin söylediğim kategorilerin içine girmediğine göre, burada hepimizin artık O ölümler karşısında bu birlikteliği kurmamız lazım. Onlar yani bizim canımız gibi can taşıyorlar ve erkeklerin de bunu duyması lazım. Yani onların da kızları var, kız kardeşleri var, eşleri var. Kimin başına nerede ne zaman neyin geleceği belli değil ki. Belli değil. Sadece kadın olduğu için öldürdüm diyen katil sapıkların cümlelerini okuduk gazetelerde. Aslında biliyor musunuz, bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla kendi siyasi partinin, yani iktidar partisinin kendi içinde de rahatsız olan bir grup var bu konuda. Bizim tabii gibi var, düşünen tabii. Ve Cumhurbaşkanı'nın kızının kurduğu tabii dernek İstanbul Sözleşmesi'nden yana tavır aldı gerçekten. Son kaldırılışında da bu kaldırılışına reaksiyon gösterdi. Yani bu da önemli bir ölçü. Bu farklılıklara mantıklı rağmen böyle ya bir tavır koyabildi. Doğru olan bu. Tabii. Şimdi bunu genişleterek gerçekten kadınların önderliğinde bu mücadeleyi yapmazsak eğer, bizden sonra yaşayacak olan çocukların, hani hayatlar herkes için tehlikede ama haklar bundan sonrası için, o genç kızların, çocukların, torunlarımızın haklarının hepsi tehdit altında. Ben onu diyorum, bunca sene ben kadın olarak, hukukçu olarak, siyasetçi olarak kadının statüsünün daha nasıl yükselebileceğini selebileceği için kafa yoran kadınlardan biriydim. Ülkemizdeki pek çok kadın gibi. Şimdi ise çok şey değişti. Kadınlar hakları ve hayatlarıyla tehdit ya altındalar. Şimdi yaşam, kadınları nasıl yaşatırız onun tasasına düştük değil mi? Tabii tabii. Sabahleyin haberlerde yine bir kadın şiddet haberi izledim. Çaresiz kalmış herhalde sosyal medya vasıtası. Bir medyaya ulaşmış kadın. Görüntüleri var. Kocası, eski kocası zaten sokakta öyle nasıl dövüyor inanamazsınız. Sopayla kadını parçalamış, gözaltına alınmış ve salıverilmiş. Kadın diyor ki en az 4-5 kere şikayet ettim. Her şiddet uyguladığında şikayet ettim. Her şiddet uyguladığında. Beni öldürmesi lazım. Ben diyor sokağa çıkamıyorum. Öldürülüyor işte. Beni öldürmesi lazım. Ayşe Tuğba 23 kez koruma ya istemişti. 23 kez savcılığa dilekçe verdi, hatırlarsınız. Kocam beni öldürecek, koruyun dedi. Ve 23. dilekçeyi verdiği gün çıktığında satırla doğradı sokakta. Size bir şey diyeyim mi? Aslında şahsi sorumluluğu da var kamu görevlilerinin bence burada. Tabii ki. Olmalı. Soruşturma yapıldı ve hakkında hiç soruşturulacak bir şey yoktur diye temize çıktı. Hiçbir şey. Yani bana bir şey olmaz, girerim çıkarım cümlesini, devlet benim yanımda, kanunlar benim yanımda cümlesiyle hareket eden ve müdanasızca davranılacak bir durum yaratıyorsan, sen siyasi söylemle aslında kadına şiddeti meşrulaştırıyorsun. Yap diyorsun. Yap, ben seni tabii cezalandırmayacağım. Hatta ödüllendireceğim gibi bir sonuç çıkıyor aslında. Yani şu ittifaklar içinde en çok üzüldüğüm bakın budur. Şu ittifaklar içinde, yani Cumhur İttifakı acaba bizim oyumuz 1 puan, 1.5 puan, 2 puan daha artabilir mi diye pazarlık masasına kadınların hayatını koydu bu ülkede. Orada bir hayatını tarikat koydu pazarlığı var galiba değil mi? Evet. Evet. Ne olacak evet, yani %0.5 puan alsan, 1 puan alsan. Çünkü sen artık çok başarılı ol da 15 puan al. Çünkü artık sona ama geldi. Orada kadınları pazarlık masasına koydunuz, kadın hayatını.
Bundan daha ağrı var mı Allah aşkına? Hadi gelin son 10-15 dakikamızda anneler gününe yakışır biraz da pozitif şeyler konuşalım. Çünkü sizde çok güzel bir hitabetiniz var. Aman estağfurullah. Çok güzel şiirler canım. İcra ediyorsunuz. Biraz topu sıza başkaları atalım. Yazıyor ben okuyorum. Tabii anneler gününün kimlerin kutlamasıyla nasıl şekillendiği farklı bir konu. Ben de bugün yazmıştım. Anneler gününde kimileri elini öper, kimileri resmini öper. Ben resmini öpenlerdenim. Ne yazık ki 5 yaşında olduğum için annem öldüğü zaman ne sesini biliyorum. Hem ne kokusunu biliyorum. Evet, her sefer böyle bir hüznü yaşıyorum. Anne oldum, babaanne oldum ama o özlem... O geçmiyor değil mi? O ben eksikliği yani. Hissediş. Ben de 3,5 yaşında bitmiyor. Kaybettim annemi. Ve geçmiyor. Annemle evet ilgili hep duymak istediklerimi, öğrenmek istediklerimi öğrenmeye çalışıyorum. O da 29 yaşında ölmüş. Yani çok yarım kalan bir hayat. Bir de çok güzel konuşurdu annen, çok güzel giyinirdi annen, çok iyi insandı annen. Sözlerini ancak işte dinleyerek annemi hayal etmeye çalışıyorum. Ama neyse ki bunun yanında iki tane oğlumla, üç tane torunumla, Adayla, Lara'yla, Derin'le babaanne olmanın güzelliği ve mutluluğu bu acıların üstüne çıkmaya başlamalıydı ve öyle de oldu. Ben de buradan bütün annelerin anneler gününü kutluyorum, saygılarımı sunuyorum. Vefat eden anneleri de şükranla ve rahmetle anıyorum. Anne olmak dünyanın belki en keyifli, en güzel ama en çok sorumluluğu olan bir görevi ve hiç bitmeyen, en emekliliği olmayan, en karşılıksız ve emekli olamıyorsunuz anne olmaktan. Hatta yok. Derler ya büyüdükçe dertler büyür. Hakikaten bunu deneyimliyoruz hepimiz. Hepimizle de konuşurken farkındayım. Böyle insanın boğazı düğümleniyor. Çünkü o küçücük bebeğiniz olan çocukların o büyümesine eşlik etmek hem çok keyifli bir yolculuk. Çok. Hem çok ağır bir sorumluluk. Bazen hüzünler, bazen neşeler. Hayat da böyle bir şey herhalde. Hayat da böyle bir şey. Ama annelerin sorumluluğu kabul edelim ki kusura bakmıyor biliyorum. Muhakkak gerçekten öyle. Gerçekten babaların sorumluluğundan, emeğinden, zaman ayırmasından, paylaşımlarından çok daha fazla. Kesinlikle. Bu belki de o doğanın getirdiği bir akış. Benim de çok hoşuma giden bir söz vardır. Annelerinden dayak yiyip de anne diye ağlayan çocukların yaşadığı bir aşktır diye. Yani hem anneden dayak yiyip de anne diye ağlayabiliyorsan. Çok mazoşist bir şey. Mazoşist bir aşk anlatan bir sözdür diye. Zaten anne çocuk ilişkisi bence biraz da hastalıklı bir şey. Kontrol edilmezse hastalıklı bir şey. Tabii. Yani ben mesela şeye hep çok şaşardım. Elinden fırlamış mesela çocuk ya da tutmamış anne ve bir kazayı neredeyse atlatamayacak kadar ucundan dönmüş. Anne başlar çocuğu dövmeye orada. Yani çocuk kurtuldu diye sevineceğine pat 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 vurmaya başlar. Ve çocuk da anne diye ağlar tabii. Bunu hakikaten çok da gördüm böyle. Hem anneden dayak yiyip hem anne diye sokakta da ağlayan çocuğu. Tabii sevginin de hak edilmiş olması önemli. Yani çocuklarımızı hepimiz en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz elbette. Ama onların da bunu hak etmiş olmaları ya da o noktayı bizim de onlara aktarabilmiş olmamız çok önemli. İkincisi böyle nevrotik bir sevgi de olmamalı. İnsan galiba sevginin de kontrollüsünü bilebilmeli. Yoksa hastalıklı bir sevgi, hastalıklı bir ilişkiye yol açabiliyor. Ama annelerin anne olmak için mutlaka çocuk doğurmak aynen da gerekmiyor. Öyle. Ona aynen da ben inanmıyorum. Çünkü dünyaya getirmediği halde o anaç ruhuyla, duygularıyla, şefkatiyle besleyen, büyüten nice anneler var. Geçen gün büyük oğlum bir vesileyle paylaşmış. Çok hoşuma gitti. Bazı evlerde nedense anneler hep tok, babalar da hep unutkandır. Ya. Yazmış. Çok çok etkiledi beni o söz. Gerçekten o anneler nedense o kimi evlerde hep toktur. Babalar da hep unutmuştur, unutkandır. Evet, sonuç olarak yalnızca kendi ailemizin güzelliklerine değil, ülkemize ve insanlığa iyi evlatlar yetiştirebilmek bence önemli bir konu.
ahlakı yüksek, vicdanı yüksek, emeğe saygılı, insan haklarına saygılı çocuklar yetiştirmek, onların da kendi çocuklarına bunları aktarabilmesi ve belki başka güzelliklerle daha besleyip büyütebilmesi önemli. Kız çocuklarının geleceğinin bu ülkede karartılmaması adına benim, sizin, hepimizin belki çok daha fazla gayret etmesi önemli. Çünkü kadını ikinci sınıf kabul eden, kadını bir cinsel obje olarak gören ve hatta kadını küçük düşürücü sözcükleri çok rahatlıkla kullanabilen bir dil, bir söylem giderek bir nefret ve bir ayrımcılık dili olmaktan çıkıp kadınları mahkum eden bir dile dönüştürüyor. İnsan kendi kelimelerinin altında gizlemiş. O yüzden bu dilin de terk edilmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Ben de katıldığım her programda bunu söylemeye çalışıyorum. Niye mesela bu kadar bağırır siyasetçiler? Bağırınca bir şey düzeliyor mu? Düzelmediğini gördük işte. Çok bağırıyorlar ama çok olmuyor bir şey. Çok bağırmak biraz aziyet göstergesi. Bir sürü duyuramadığına inanıyor. Evet, çok bağırıyorlar. Çok öfkeli dil kullanıyorlar ama bunlarla bir şey çözülmüyor. İşte Türkiye'nin geldiği noktayı görüyoruz. Ekonomik olarak, dış ilişkiler olarak, kavga egemen siyasi olarak. Olduk. Evet, hukuki olarak geldiğimiz o yalnız ve yalnızlaştırılmış, itilmiş, kakılmış bir ülke durumuna neredeyse düşürdürüldük. Demek ki öyle çok bağırarak, çok sinirlenerek, öfkelenerek falan konuşmayla hiçbir şey düzelmiyor. Ama bu tarz bir rol model olan insanlar giderek o toplumun piramitlerinin eteklerinde de bu dili söylemeye başlıyorlar. İşte kadına karşı kullanılan dil de bunlardan biri. Bu dil işte kadını mahkum etmeye çalışan, eve kapatmaya çalışan, hayattan kopartmaya çalışan, küçük yaşta evlendirilerek çocukluğu çalınan, hayatı çalınan kaderci kadınlar haline dönüştürülüyor. O yüzden hepimiz yalnızca kendi çocuklarımız ve torunlarımız için değil, bu ülkede yaşayan bütün çocuklar için, özellikle kız çocuklarının özgür ve eşit yaşayabileceği bir Türkiye'de olabilmeleri için gayret göstermeliyiz. Yani kız çocuklarının güçlendirilmesi tabii özellikle kesinlikle bizim topraklarımız için çok kesinlikle önemli bir ihtiyaç. Okutulması lazım, ekonomik özgürlüğü sağlanması lazım, yani çalışma hayatında bulunması lazım ki üstadımın az önce bahsettiği gibi artık sadece cinsel obje olmaktan çıkmalı, üretmeli. Tabii. Ve o zaman dil de değişecek. Çünkü aksi takdirde o görevi görür hale geliyor ve dil de o cinsiyetçi dil de devam ediyor. Ve ekonomik gücü olan kadın kendi çocuğunu da o güçte yetiştirecek. Toplumsal dönüşüm bu şekilde sağlanır aslında. Zaten kadının bilgili olmasını o zaman istemiyorlar. Tabii, çünkü tabii. Bilgili kadın bilgili çocuk yetiştirecek. Tabii. Bilgili çocuk bilgili topluma dönüştürecek ülkeyi. O yüzden bilgi hep düşman gibi gözüküyor. Bu arada Rize'deki kadınlarımızı da bugün bir kez daha saygıyla analım. O kadar özel fotoğraflar çok var orada güzel. Değil mi? Bu toprak benim diyor. Benim çocukluğum burası. Ya. Anam burası. Babam burası. İşte, dedem burası. Ve çocukluğum burası. Anam larım burada diyor. Ve direniyor yani bir meşhur bir müteahhitin makinelerine karşı kendi bedenleri ve yürekleri dışında hiçbir şeyleri yok. Ama evet, direnmeye çalışan tabii, o kadınlar da. Şu çağda aslında kadın hareketi çok önemli. Bence tekrar bir kadın hareketi canlandı. Toplumsal muhalefeti en güzel kadınlar oradaki yapıyor. Oradaki analar bu mücadeleyi kazanacaklar ve o kişiye söylemiş olduğu o ana sözünü iade evet edecekler. Evet. Şey yapacaklar. Tamamen iade edecekler. Bence de. Bence anladık. Ders verecekler. Bir şiiriniz var değil ben mi? Evet, o çok sevdiğim bir şiiri getirdim doğrusu. Evet, siz çok güzel icra ediyorsunuz ki ama estağfurullah, yok canım. Ben de bu şiiri seviyorum ama onun için. Bu Aziz Nesin'in bir şiiri. Hı hı. Biraz evvel sevgili kardeşim İsmail'le konuşurken de söylemiştim. En çok mizah yönünü, öykülerini birle daha biliriz, çok biliriz evet toplumda ama şiirleri de çok güzelmiş. Hele bu şiirini çok severim. Bütün anneler en güzeli. Sen en güzellerin güzeli. 13'ünde evlendin. 15'inde beni doğurdun. 26 yaşındaydın, yaşamadan öldün. Sevgi taşan bu yüreği sana borçluyum. Bir resmin bile yok bende. Fotoğraf çektirmek günahtı.
Ne sinema seyrettin, ne tiyatro. Elektrik, hava gazı, su, soba ve karyola bile yoktu evinde. Denize giremedin, okuma yazma bilemedin. Güzel gözlerin kara peçenin arkasından baktı dünyaya. 26 yaşındaydın, yaşamadan öldün. Anneler artık yaşamadan ölmeyecek. Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel ifade ediyor. Değil mi? Çok güzel bir çok şiir bu. Yani aslında şiirin içinde bütün toplumsal yaşanmışlıklar ve gerçekler. Bütün programda konuştuğumuz ne varsa hepsi bu şiirin içinde evet. var değil mi? Ve sonundaki o kararlı cümlede ya. Bizim biraz önce ya. Söylediğim mücadelenin bir ışık sözcüğü gibi böyle de gelmiş ama manifestosu böyle devam etmeyecek. Evet. Hepimiz bunun için mücadele ediyoruz. Onun için bu programları yapıyoruz. Ulaşabileceğimiz insanlara bu şekilde ulaşmaya çalışıyoruz ve sizler gibi değerli donanımlı hukukçuların, siyasetçilerin katkıları bizler için çok kıymetli. Özellikle sizin zaten genel olarak bir zarafet ve olumlu durumunuz var ki bence o da çok kuvvetli. Çünkü önemli. Çünkü herhalde böyle olduğu zaman çevrenize yaydığınız enerji de böyle olduğu için büyüyerek çoğalıyor. Onu yaşıyorum gerçekten. Yani onun için de çok sevenlerime teşekkür ederim. Bir kere sahici olmak çok önemli gerçekten. Yani evde neyseniz, işte de olsunuz, mesleğinizde de olsunuz, siyasette de o kişisiniz. Yapmacı ve kircikli davranışları insanlar çok kolay fark edebiliyorlar. Ve ben her zaman onu söylüyorum. Bu benim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün sadece tüzüğüne göre bir onur kurulu üyesiyim ya da sadece bir üyesiyim. Ama önemli olan benim içimdeki o özellikle Atatürk'le büyüyen, bu ülkeye karşı sorumluluğum, bu ülkeye hizmet etmemin yaşının sınırının olmaması, hala bir şeyler yapabilmek için mücadeledeki gayretim, niyetim, çabam hem beni ayakta tutuyor hem çevreme faydalı olduğunu gördükçe o çalışma arzum biraz daha belki fazlalaşıyor. Yaklaşık 20 senedir üniversitede ders veriyorum. Öğrencilerimi yalnızca Cumhuriyeti, devrimleri, Atatürk'ü bilmesi değil, anlaması açısından onlarla paylaştıklarım benim için önemli bir görev yapmak olarak görülüyor. Bu arada sizi de kutluyorum çünkü medyanın ve medyadaki editoryal sorumluluğun ne olduğu da çok önemli. Sizin bu programlarda hem hukuki boyutuyla hem kadın yanıyla gerçekten feminen adalet kimin bulduğu isim sizin evet, mi? Evet. Çok güzel bir isim, çok yakışan bir isim. Bu programlarla toplumun aydınlanmasına büyük katkı sağlıyorsunuz. Efendim. Gerçekten size de çok gönülden teşekkür ederim. Biz hepinize teşekkür ve bütün çalışan evet, arkadaşlarımıza. Elimizde kalan sınırlı sayıdaki televizyon kanallarının böyle bir eğiten, öğreten, dinlendiren, dillendiren bir programa ihtiyacı var çünkü. Hepimiz hem hukukçu olmamız hasebiyle hem de vatandaş olma yükümlülüğüyle elimizi taşın altına sokuyoruz. Tabii, bireysel tabii. olarak herkes ne yapabiliyorsa yapsa aslında belki de bu problemler daha hızlı çözülecek ama Atatürk'ün bize hediye ettiği, verdiği bir toplumdayız, cumhuriyetteyiz. Bu toplumun ayarları hiçbir zaman bozulamaz. Ben hiç ona inanmıyorum. Tabii. Çok güzel bir söz vardı geçerli. Ne kadar yolarsan yol bu topraklar Mustafa Kemal açar diyor. Aynen. Enteresan bir genetik yapımız var orada. Genetik yapımız var. Yani ben onu diyorum. Atatürk geçmiş bu sokaklardan, bu yollardan. Öyle kolay kolay yıkılan bir cumhuriyet önemli. Değil çok bu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür güzel ederim. Güzel söylemleriniz ve katkılarınız için. Rica ederim. Ben size teşekkür ederim. Bugünümüzü çok keyifli kıldınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür evet, ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Özlemciğim. Evet, biz de anneler gününü kutluyoruz. Tüm annelerin, tüm kadınların. Sağ olun. Anneciğimin de tabi. Hepsinin. Afife annemin, anneler, Tülin annemin, eşimin. De. Anneler mutlu olsun, iyi olsunlar ve mutlu çocuklar, mutlu nesiller yetiştirsinler. Evlatlarımız da iyi ki var ki biz de bu annelik duygusunu tadıyoruz. Doğru. Aslında doğru. Bir bütün hepsi. Herkese selam olsun efendim. Anneler gününüz kutlu olsun. Hoşçakalınız. Kutlu olsun.